Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bazı insan kendini taşıyamıyor. Bazılarına da ceset büyük beden geliyor. Bazılarına da ruh büyük geliyor. Yani ceset ruh ilişkisi. Mehmet kapatır mısın istersen? Mesela bazılarına beden büyük geliyor. İnsana benziyor ama insan değil. Bazılarına da beden küçük geliyor. Sığmıyor. Mesela bir de şeyde kullanabiliriz, yani ne işimize yarayacak. Bir davranıyorsun bir insana, davranış sergiliyorsun, hakikaten ona layık değil. Öyle davranmak ona büyük beden gibi geliyor. Kaldıramıyor senin samimiyetini, laçkalığa başvuruyor. Ben bunu çok yaşıyorum. Değil mi? Edemiyor, dengesiz mi mesela? Aa deli geldi diyor, bana diyor ha. Yani ben ona, o deli ne haber falan demişim, o da artık bana da onu böyle diyor. Böyle bir tiksiniyorum size yani. Latife yapmaya da gelmiyor, latifeyi aynı ciddi şey yapıyor. Çok garibime gidiyor. Yani çok yanaştırırsan bir türlü, çok uzaklaştırırsan garip bir türlü, en iyisi layık olduğu gibi muamele etmek en doğrudur. Efendim, soğuyacak, soğumayacak. Hiç onu yapmamak lazım. Yapabiliyorsan, o nereye, ne kadar ve nereye kadar layıksa muhabbete o kadar verir. Yaptığın davranışı kaldıramıyor. Tersi de var tabii. İkaz ediyorsun, belki de sert şey yapıyorsun mesela yakınlık nispetinde. Alakayı kesiyor. Sen bilirsin. Onun için davranışımız karşıya elbise gibidir. Bunu ailede de kullanabilirsiniz sizler. Yani hanımına, eşine, akrabana, kayınvalidine, kayınbiraderine yani... Davranışın unutma ona giydirdiğin elbisedir. Bazen bu elbise ona çok büyük geliyor, bazen küçük geliyor. Ustalık oradaki terzi olup tam kendisine uygun bir elbise giydirmek. Ustalık orada. Yapamıyorum, yapamadığımı yazdım zaten. Yani iyi davranıyorsun, adam bunu anlamıyor, suistimal ediyor. Daha çok taklitçiler tahkir ederler. Hani tahkir ne demek? Hakaret. Hakaret. Kimler bunlar daha çok? Taklitçiler. Başka? Taklitçiler tenkit eder. Başka? Taklitçiler taassup ehlidir. Başka? Bit vücuda olursa hiç haberin olmaz. Haberiniz olmaz. Ne zaman fark edersin? Çıkarmaya kalkarsan direnir. Sıkıntı verir. Değil mi? Biliyorsunuz bit. Köylü çocuğuyuz yani. Biz köyden daha uzakta merada büyüdük ilkokula gitmeyene kadar. Yer yer ben bunlarla tanıştım. Bit yani. Bitin sana girip sokar, hiç anlamazsın. Ne zaman fark edip de çıkarmaya kalkarsan, acıtır çünkü direniyor. Tamam. Girerken fark etmezsin. Burayı anladık mı? Çünkü ciddi bir şey kuracağım bunun üzerine. Biti bilmeyen var mı? İstanbul'da bir yerler Harun bilmeyebilir. Bilir misin biti? Bilirsin. Ben bilirim. Bunda ayıp mayıp yok. Köylü çocuğuyuz. Bit olur.
Fakat çıkarırken direnir ve orası acır. Aynen bunun gibi de psikoloji böyledir. Sıkıntılar da böyledir. Girerken anlamaz. Fark edip onu çıkartmaya çalışırsan direnir. Sıkıntı oradan geliyor. Abi ben, mesela bugün de oldu. Abi ben söylediğini aynı uyguluyorum. Hizbul Kur'an okuyorum, daha sıkıntım arttı. Eğer okurken hiç artmıyorsa iki şey olur. Ya korkunç bir sıkıntı basar veya hemen aşağıya doğru gider. Hemen sıkıntın aşağıya gidiyorsa çok basitti. Eğer sıkıntın artıyorsa direniyor demektir. Direniyor demektir. Tamam? Bu da onun varlığını gösteriyor. Çoğalıyor okuyunca, bakın Hizbul Kur'an okuyunca, Risale okuyunca, abi dersi gidince girin bir dayanamıyorum ya, patlayacak ya. Ha işte sakın bırakma, tam işte yakaladın. O sıkılan sen değilsin. Seni rahatsız eden işte. Sıkılacak, sıkılacak, direneceksin, direneceksin. Abi sıkıldım, sen değilsin. Laf dinle. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üçe ayırdın. Sıkılan bu, çık dışarıya, yeter. Ne diyor bu adam ya? Bu diyor ki, olur mu ya, kalıyor, olmaz ya. Bak nereden beri derse geldin. Hayır ya, sonra dinlersin. Olur mu ya, dinle. İki tane karakter görürsün. Tak, 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 tak. Budur yani. Şöyle düşün. Kur'an okuyorum. Hizbul Kur'an okuyorum. Derse geliyorum, sıkılıyorum. Demek ki bu neyse bunun zıttı var bende demektir. Kur'an okuyorsam وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرَانِ مَا اُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ زَالِمِينَ وَخَسَانَ. Madem Kur'an şifadır, ben Kur'an okuyorum, ben sıkılıyorsam Kur'an neyse zıttı var demektir. Niye Kur'an okunan yerde sıkılıyorum? Niye derste ben sıkılıyorum? Ruhun gıdasıdır. وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ. Müminlere rahmettir ve şifadır. وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ. Kur'an bunlar şifa. وَلَا يَزِدُ زَالِمِينَ وَخَسَارًا. Zalimlere, dinsizlere, din düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına hasaretlerini artırır. Senin şimdi depremi arttı mı? Ha, çare bu işte. Bulduğun işte çare bu. Niye? Sıkıldın değil mi? Kur'an okurken sıkıldın. Hah, çare Kur'an'dır. Git işte del onu artık matkapla. Vela hasir. Hasarattır işte ona. Vuruyor, dağıtıyor. Ondan sen sıkılıyorsun. Burada cahilliğin şu. Ben sıkılıyorum zannediyorsun. Sen değilsin. Şöyle bir yazı var. Sıkıntıların ve Risale-i Nur layıkaları. Yani imani meseleler var. Sözler, mektubat, lemalar, şualar. Bu tamam. Kastamonu, Emirdağ, Sikke, Tarihçe. 4. Onu konuşacağım şimdi. Sıkıntılarla ne alakası var? Sıkıntıların ve Risale-i Nur layıkaları. Layıkalar ama imani mevzular değil. Nasıl ki araba senin olması ile senin yönetmene muhtaçtır. Bir daha. Nasıl ki araba senin olması ile senin yönetmene muhtaçtır. Onu salıverip kendi kendine seni götürmesine bırakamazsın. Mesela dağdan veya yukarıdan arabayı bıraktın. Niye bırak? Beni götür ya, beni tanır, yolu da tanır der misin? Arabayı bırakır mısın direksiyonunu? Niye bırakıyorsun? O araba benim canım. Bana kötülük yapacak hali yok ki. Beni tanıyor, ben onun sahibiyim. Beni yoluna koyacak demediğin gibi ille onu yönetmen gerekiyor. Aynen bunun gibi de bedenini ve dimağını düşüncelerini de kendi haline bırakamazsın, yönetmene, kontrolüne muhtaçtır. Akıl kendi haline bırakılacak kadar basit olay değildir. Çok tehlikelidir. Aklı kendi haline bırakmak en tehlikelidir. Hayatının en büyük hatasını yapmış olursun.
Akıl çok tehlikelidir. Nereden biliyoruz? Bir şey ne kadar nimetse o kadar nikmettir. Allah neyse küfür onun zıttıdır. Öyle mi? İman neyse, neyi netice veriyorsa küfür onun zıttını doğurur. Akıl seni nerelere taşıyorsa onun zıttı kadar dibe indirecek demektir. Akıl bir alettir. Asla boş durmaz uykuda bile. Eğer aklını gayene, maksadına, gaye hedefine bağlayamazsan, bu aklın hedefi sensin. Bu akıl seni bitirecektir. En büyük dostun olan, en büyük düşmanın olur. Ateş gibi. Zannetme ki, ben bunu koydum kenara, o da kenarda duruyor. Hayır. Kendi haline bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Kendi halini bırakma, kontrol et. Bunu neyle kontrol edeceksin? Kurallarla. Disiplinli yaşa. Disiplin mecmuası da laikalardır. Mesela disiplinden bir tanesini söyleyeyim. Senin hangi gün tatilin var şey İrfan? Tatil yok abi, 12-24 çalışıyorsun. 12-24. Şimdi o zaman sen gece, haca hayatın biraz tehlikeli. Yani fıtrata zıt. Çünkü gece çalışmak fıtrata zıttır. Ocağında ne ama küm sıbata. Gece istirahat örtüsü diyor, sen çalışıyorsun. Allah istirahat dediği yerde çalışmak, çalış dediği yerde istirahat etmek Allah'ın fıtratına zıttır. Onun için iş ararken gecesi olmayan iş bulacaksınız. Neyse onu geçiyor. Şimdi bir memur düşün. 6'da kalkıyor, 7'de işe gidiyor. Tamam mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Böyle. Cumartesi, pazar, yan gel. 10'da 11'de kalktı. Hiç şansı yok. Sıkıntı olacak. Niye? Kuralını bozdu. Nasıl yaşıyorsan öyle devam et. Kuralını bozma. Dinleniyorum zannediyorsun. Hayır. Aldatılıyorsun. Dinlenmiyorsun. Çünkü şeytan ve nefse mare kaidesiz doğruların içerisinden giriyor. Zaten yanlış, kendisi yanlış. Müslümana nereden giriyor biliyor musunuz? Doğru, yaşantısı doğru, haram yok ama kuralsız yaşıyor. 11'de kalkmak günah değil, 10'da kalkmak günah değil. Ama 5-6 gün 7'de kalk, 1 gün 9'da kalk, bak ne oluyor. Fizyolojik olarak, fiziksel olarak da sistem duman olur. Kuralını bozma. İşte arabayı kendi haline bırakamadığın gibi dimağını ve bedenini kendi haline bırakma. Kurallı yaşa. O kuralları nelerdir bilmiyorum. Kastamonu ve Mirda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi hallerine bıraksan takılırlar takıntılarına. Devam ediyorum. Peki nasıl kontrol edeceğim dimağımı ve kendimi? Risale-i Nur'un imani mevzuları ne kadar akli ve mantıki ise dusturların cemi olan laikalar da hayatın hayatı, kuralları da o kadar canlı ve ruhludur. Hayatın hayatı, bak hayatın hayatı nedir? İman. Kuralın kuralı da laikalardır. Senin bir sürü kuralların var. Beşeriyet, anne babanın giydirdiği, hani toplumun bize yap yapma değil mi? Bir sürü alıştığımız şeyler var. Bu kuralın kuralı laikalardır. Hayatın hayatı iman olduğu gibi. Eğer hayatımızı imanla hayatlandırırsak, Azrail aleyhisselam hayata geliyor. Ama sen yaşarken hayatını ikinci bir hayata taşıdın imanla, ona gelemiyor. Kim ölüyor? Ölmeyenler ölüyor. Ölenler? Zaten neresi ölecek ki? Eğer dünyadayken nefs emmaresini yaşıyorsa bu sağdır, bu ölecektir. Dünyadayken nefs emmaresini yaşamıyorsa nefsin ölümüdür. Sünnet-i seni yaşıyorsa nefis öldü. Azrail aleyhisselam gelip de neyi öldürecek? Zaten adam ölmüş. Ölen ölmeyecek. Ölmeyen ölecek. Şimdi
burada şunu kastediyoruz. İmani mevzular ruha neyse, laikalarda hayata ve bedene ve akla odur. Unutmayın bunu. Bir daha. Allah'a iman, peygambere iman, ahirete ve meleklere iman. İman esasları ruhunu nasıl besliyorsa, laika mektupları da yap, yapma, düşün, düşünme, git, gitme, de, deme, ol, olma, düşmanın o, dostun o. Bu emirler manzumesi de akla ve hayata bu kadar mühim ve elzemdir. Çünkü Risale-i Nur külliyatı bir bütündür. Yani tek tek olamazlar. Hepsi bir hakikatin parçalarıdır. Nasıl haşir, kader veya miraç dersleri gerçekse, laika kuralları da hayatımızın vazgeçilmez doğru miyek taşlarıdır. Nasıl ki sen Risale-i Nur'da ben miracı bilmesem de olur. Ya gerek yok ya. Haşir atlayayım demediğin gibi, laika mektupları da hayatın değişmez parçalarıdır. Hayat bir bütündür, Risale-i Nur da bir bütündür. Zannetmeyin ki o tuzağa, o gafillerin sözden aldanıp, bırakın böyle kişiden kişiye bir hissiyatını ifade etmiş, laikaları anlatıyor. Kişilerden kişiye hissiyatlarını, ustada karşı Risale-i Nur'daki intibalarını söylemiş. Bilerek veya bilmeyerek, bilenlere ne zalim diyor. Çoğunlukla bilerek söylerler bunu. Veya şöyle yaparlar. Oradan, eli de böyle ha. Oradan bir şey oku da, bir şey oku da gidelim. Bilerek veya bilmeyerek, bilmemek mümkün değil. Laika düşmanları sizi. İnsanları hasta ettiniz. Laikalar hakim olmayınca insana kim hakim olacak? Toplum. Öyle değil. Yani yaşamayacak mıyız? Doğrularımız, yanlışlarımız, gitme, bak, bakma, dostun, düşmanın, düşünme. Bunları nereden öğreneceğiz? Ya toplumun doğrularını yaşayacağız ya da laikaları yaşayacağız. Hayatın değişmez kuralları, temel taşlarıdır laikalar. Laik olmazsa abi olur. Laikaları zaten devre dışı yapanlar, abilik iddia edenlerdir. Niçin şeyhler ve tarikatçılar vesaire bizden izin almadan çok az kısmı dahi olsa kitap okumayacaksınız? Adama dedim ki bak bu soruları bana soruyorsun caiz mi? Ömer nasıl bilmen okusan halife ha? Tepecik'te halife. Konya ismini vermeyeyim tarikatın halifesi. Konya'nın bir şeysi yani o kadar değil. Hatırladınız değil mi? Camisi kapandı. Hafız ha? Güya kendisini gizlemek için fotoğraf şapkada takmış. Beyaz şapka. Ben karışmıyor. Tamam. Tanıyorsunuz. Dedim ki ona. Lan bak kardeşim 3-4 tane 5-6 tane ne bileyim kağıda yazmış soruları getirmiş. Hepsi fıkıh. Ama Allah razı olsun. Çok mütevazi çocuk ya. Halife ha? İstanbul halifesi. Ya dedim bunu bu dedim ilmihallik ya. Fıkıh bile değil ya. Gündelik hayat. Ömer Nasuh Bey fıkıh bile değil. İlmihal. İlmihal, gündelik hayattaki şeyler. Fıkıh kitabı ilmidir. Ya bunlar, dedim ya, Ömer Nasuh Bilmen okumuyor musun? Bu hepten basit şey. Ne okumuyorsun kardeş dedim. Hocam dedi, buyurun. Sen dedi, kolunu sallaya sallaya kütüphaneden istediğin kitabı alıp okuyabiliyorsun. Biz dedi, izin gelmeden okuyamayız. Ben kaç defa müracaat ettim, İlmihal okuyayım diye. Daha cevap, izin gelmedi dedi. Ben size yalan mı söylüyorum? İzin gelmedi. Lan İlmihal okumak için izin mi alman? Tabii hocam dedi ya. Ama Allah dedi ki ilim farzdır. O farzı dedi sana ne kadar layız o verecek dedi. Elhamdülillah iyi ki tarikatçı olmamışım ya. Benim fıtratımı herhalde patlatırdık o saksıyı ya. Çınarı buraya dikse ne olur o saksıyı patlatır. Allah Allah bir şey demedim ne diyeyim. Demek ki sana giydirilmişse o elbise demek sen layıksın ona. Bak, peki niye? Bizde de var. Bizde de var. Nedir o? Kardeş bir şey oku da gidelim. Veya kişilerin hususi hissiyatlarını
kişilere takdim etmesi veya ustalara takdim etmesi diyenler, abicilik yapmak isteyenlerdir. Onlar da tarikat, şeyh, biz de abi. Laika insan hakim olsa, yap, yapma, de, deme, git, gitme. Benim hocam kim olur? Risale olur. Peki, kapattım. Laikayı kapattım. Ne yapacağım? Nereye bakacağım? Dostum kim? Bu son zamanlarda siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ne, din adına beraber olanlar olmadı mı din adına? Nurcu biliniyor değil mi toplumda? İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, Allah düşmanı, ahiret düşmanı, Risale-i Nur düşmanı, Üstad düşmanı partiye ve partiye din adına dost olmadılar mı? Peki nereden kaynaklandı bu? Emirdağ 2-208'i okumamaktan okumadı mı? Biliyor. O zalim çok iyi biliyor. Ama Risale-i Nur'a laikalar kardeş, hususi kişilerin birbirine karşı hissiyatları veya Risale-i Nur'dan intibaların ustada takdimlerinden ibaret. Ne laikası ya? Laik hayatın şey mi? Hayat işte bu işte ya. Yani. Nereye koydu laikayı? Nerede laika? Arkamda. Bak arkamda. Şimdi beni dinleyeceksiniz. Beni dinleyeceksiniz. Ne diyorsam onu, kimi sev diyeceksem onu seveceksiniz. Kimi sevmeyeceksiniz, sevmeyeceksiniz. Otursa otur, kalkta kalk. Niye diyorum? Peki, bunu çıkarttım. Kardeş böyle yazıyor. Bak bu da böyle yazıyor. Sen de ben de uyacağız değil mi? Bunu, peki ben bunu anlatırken külliyatımı yücelttim kendimi mi? Allah'ınızı severseniz söyleyin. Bak Allah şahit olur. Bak ahiret. Şu anda ben layıkları yücelttim, yüceltmedim. Yücelt. Ama bunu ne diyecekler biliyor musun? Şuraya bak. Diyorlar ha. Hususi bir meşrep. Cemaat içinde eriyememiş. Hususi bir abi. 40 küsur yaşındaki abi diyor ha bunu. Yeni yeni. Hasan Akar abi nasıldır? Hususi bir meşrep. Cemaat içinde eriyememiş. Ona ikide bir laikaları nazara veren adam nasıl eriyecekti daha? He, ne için eriyememiş biliyor musun? Böyle yapacaksınız. Laz'ın öşürü anlattığı gibi camide. Öşür farzdır. Öşür vereceksiniz. Tehdit, adres. Tehdit, adres. Uhuvvet lazım, erimek lazım. Cemaatin içinde eriyemedin. Nerede eriyecektik sen de öyle? Risale-i Nur'da eriyeceğiz. Nerede erecekmişiz? Risale-i Nur'da. Eriyemedi kardeş. Uhuvvet yok. İhlas yok. Niye yok? Burada yoksa yoktur. Burada ise ihlaslıdır. Burada ise uhuvvet sahibidir. Burada ise erimiştir hizmette. Erimemişse şöyledir. Tehdit unsurudur. Mal bile satarken böyle yapamazsınız. Bu mal çok iyidir. Bu çiçek var ya Mehmet kardeşim. Hayır. Bu tehdit unsurudur. Bu esnaflar bilir. Bu parmağı kullanmazlar. Hatta böyle kullanmazlar biliyor musunuz? Bu çiçek çok iyidir. Avucunun arkasını gösteremezsin. Bunu üzerine göster. Kardeş şu çiçek var ya şu çiçek. Bu çiçek bak. Çaktırmadan çak bak. Bu uhuvveti gösteriyor. Bu çiçek var ya bak. Bak bu çiçek. Bu çiçek odanı güzelleştirir ve ruhaniyatın celbine sebebiyet verir. Elime bak görüyor musun? Bu meleklerin gelmesine sebep olur. Ama bu çiçek var ya bu çiçek. Bak kardeş bu çiçek. Bu çiçek çok iyi çiçektir. Ama tehdit unsuru kullanıyoruz. Cemaat içinde eriyememiş. Nerede eriyecektik? Beyefendi Hazretleri radiyallahu anh. Burada mı? Laikada eriyeceğiz. Peki laikaları nazara verdiğim halde sizce hala eleştirmesinin sıkıntısı, sancısı nereden olduğunu anlıyor musunuz? Laikalar okunmasa nurcuların ilmalidir diyor Zübeyir abi. Laikalar. Yani ne demek? İlmalda yap, yapma, haramdır, mekruhtur, caiz değildir, müstahaptır. Öyle mi? İlmal böyle demiyor mu? Laikalar da diyor ki yapma. Bulunma. Dostun bu. Düşmanın bu. Bunun yanında ol. Bunun karşısında ol.
Böyle düşün, böyle düşünme. İştirak amali uhreviyeden sıyrılma, çıkma. İştirak amali uhreviye, cemaat içinde erimek ne demektir? İhlas, sadaka, takva, hizmet. Bunu nasıl göstereceksin? Uyuyacaksın. Namazın tesbihatını yapıyorsan, derslere gidiyorsan, Risale birkaç dakika ustad diyor değil mi? Birkaç dakika Risale okursa ama bunu duymamış olsunlar. Birkaç dakika diyor Risale ama ben bunu değiştiriyorum. Tamam şöyle de birkaç dakika demiyorum, 10 dakika en az. Bu 10 dakika benim uydurmamdır. Risale'nin de birkaç dakika diyor, öyle mi? 5-10 dakika. Ne ile? Okumak, yazmak, dinlemek. Şimdi yazmak eskidenmiş. Kastamonu'da böyle diyor. Okumak, yazmak, dinlemek. Peki, ya onu biraz Hüsrev abi falan. Hüsrev abiyle o kışarılan da var. Layka da ne diyor şu alarda? Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmak gibidir diyor. Allah'tan korkmayacak mısın? Çünkü titremiyor musun iştirakam aleyhureveden düşerim diye bu. Tehdit değil mi bu? Risale'nin aleyhinde bulunmak, Hüsrev'in aleyhinde bulunmak, doğrudan veya Risale'nin aleyhinde bulunmak gibidir. Diyor mu demiyor? Ama bir sürü hatıralar uçuyor havada şimdi. Şöyle olmuş da böyle olmuş. Beni hiç ilgilendirmiyor olmuşsa. Ben hatıra külliyata uyuyorsa kabul ediyorum, uymuyorsa onun ona has kılıyor. Yanlan değildir. Doğrudur ama ona aittir. Şimdi kafanızda ne kadar hatıralar şu anda piyasada gezenler sorun olmaya başladı değil mi? Hayır bak. Neler uçuyordu değil mi kafamızda? Peki hani Risale Sadakat? Risale Sadakat adına söylüyor ha Risale'ne muhalefet ederek. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhine bulunmak gibidir diyor. Öyle mi demiyor? Ha. Niçin Hazreti Ali'yi Peygamber Aleyhisselam çok hadisi zikretti onun hakkında veya ulema çok hadisi önüne çıkarttı? Aynı kanun Kur'an'da cari olduğu gibi Risale'de de cari. En çok o zat tenkite uğrayacak. Ha, ben alamam. Var mı hatıra? Doğrudur. Kimse yanlış yap. Ama benim ölçüm layıkadır, hatıra değil. Hatıralar külliyata çatışırsa onu koy kenara. Hatıralar beraber gidiyorsa ben kabul ederim. İşte layıkalara sadık uyacaksın. Uyacaksın kardeşim. Uyacaksın. İddia etmeyeceksin. Ben yolu tarif, Risale-i Nur yolu tarif ediyor, sen yürüyeceksin. Yürüyeceğiz arkadaşlar. Sen yürü derken ben yürümesem de o da tesir etmez. Ben ölünceye kadar Rabbim sen şahit ol. Ya Ustad, şahit ol. Risale-i Nur layıkaları olmazsa kişi hakimiyeti olduğunu söylüyorum ya Rabbi. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bina edilirse bak bunlar oluyor. Adam çekip gidiyor, binada gitmiş oluyor. Üzerine bina koydun ya, adam gitti, binada gitti. Layıkalar okunursa ve uygulanırsa şahıs hakimiyeti kalkar, hürmet makamında kalır. Kaynak mı? Biz İslam'da hürmet vardır, değer vardır ama kaynak değil. Biz aynayı koruruz. Güneşi gösterdiği için. Ama kaynak kabul etmeyiz. Şahıslarda hepimiz, ben de sen de Müslümandır, Müslüman Müslümanı sever ve hürmet eder. Eğer meziyeti varsa abiniz olsun diyor. Risale öyle geçiyor. Meziyeti varsa abinizdir diyor. Yani size Risale'de yol gösterendir. Ama nasıl yapacak? Bak böyle yazıyor Mehmet. Harun böyle yazıyor. İrfan burada da böyle yazıyor. Sen de ben de böyle yapacağız. Tamam. Elimizden geldiği kadar böyle yapacağız. Şimdi bazı şeylere giriyorum. Zihninizde şimşekler çattığını fark ediyor. Neşter vuruyorum yaraya. Risale'nin layıkalarında böyle yazıyor. Acı sulfato gibi olsa, biber gibi olsa bile ben biberi sevmem. Yaraya ciz ediyor değil mi? Ama hazmedeceksin. Hazmedeceksin kardeşim. Senelerden beri Hüsrev abiye şey yapılmış. Nur adına ama şu alarda ne diyormuş?
doğrudan diyor, insanın aleni bulunmaktır diyor. Allah Allah. Ulan insan ödü patlar ya onu görünce, Allah Allah ya. Hemen fermat çek. Ama bir sürü şeyler de deyince kabana şimdi. Hiç almıyor beni. Tenkit de takdir de almıyor. Ama bana külliyattan gösterirsen kurban olurum sana. Sen böyle dedin ama külliyat da zıttır. Allah aşkına demiyorsan bana. Ben onu düzeltiyorum. Hatam varsa düzeltiyorum. Özür dilenmesi gerekiyor. Özür diliyorum. O dersi komple de iptal edebiliyor. Nasıl haşir, kader veya miraç dersleri gerçekse laika kurallara da hayatımızın vazgeçilmez doğru mihenk taşlarıdır. Ben imani derslerine tamam diyorum fakat laikalara gelince kafama yatanı kabul ederim şeklinde olursam vehim ve vesveselerden ve erva habiselerden kurtulamazsın. Bak tespit ettim, girmek istemiyor. Laikalara uymayanlar vehim ve vesvese hastalığına müptela olur. Mesela cin çağıralım mı çağırmayalım, cinlerle meşgul olalım mı olmayalım mı? Ne diyor külliyat bunun hakkında hemen hatırınıza geldi mi? Vehimde kanıt. Ne? Emirdağ'da mı diyordun? Evet. İkinci Emirdağ 155'te. Misal için söyledim Erva. Yani nur talebeleri bu tür şeylerle meşgul olamaz, olmamalı. Cinlerle, cinci. Niçin söyledim? Bak layık mesela burada dedim ya Erva habise musallat olur. Yani oraları bilmesen, oraya uymasan bu tür şeylere, tuzaklara, cazip şeylere düşer, düşer olsun. Yani Avrupa'dan gelmiş olan bu ispiritizma, reenkarnasyon, nama altındakiler cin çağırmadır. Emirdağ 200, şey, 2. Emirdağ 155. Buna ait reenkarnasyon diye bizim bir ders var. Niçin söyledim? Laikalara uymayanlara 1. Vehim, 2. Vesvese, 3. Erva habise musallat olma yolu açılıyor. Şeytan bile kuralsız doğrulardan yol bulup girebiliyorsa, şeytan doğruları yaşıyoruz ama kuralsız doğruları. Bir 5'te kalkıyoruz, bir 7'de kalkıyoruz, bir 11'de kalkıyoruz, bir 4'te kalkıyoruz. Doğru. İşte şeytan bu kuralsız doğruların içerisinden giriyor. Yanlıştan değil. Yanlış zaten yanlış. Bak, şeytan bile kuralsız doğrulardan yol bulup girebiliyorsa ya kuralsız, ölçüsüz, kaidesiz yaşarsan halin ne olur? Ya doğru kuralsız yaşamaktan şeytan, vehim, vesvese, cin giriyorsa, ervah habis oluyorsa, ya kuralsız yaşarsan ne olur? Duman olursun, duman. Duman. Kurala, laikalara uymak, kurala, yani laikalara uymak tevilsiz, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine girmeye vesile oluyor. O zaman seni koruyor. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi var. Ne demek o? Tencere getir. Düşüncelerden çıkan tefekkür var ya, koy tencereye. Kalpten çıkan hissiyatları koy tencereye kişinin. Ruhtan çıkan haleti, dimadan çıkan fikirleri koy tencereye. Kalpten çıkan hissiyatları koy tencereye. Ruhtan çıkan haletleri koy tencereye. Eylem, sünnet-i seni ibadet, Kur'an okumalar, eylemsel ibadet hayatını da ortaya çıkan enerjiyi koy tencereye. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. O senin şahs-ı manevindir. Senin. Başka büyük tencere getir. Senin de şeyin şahs-ı manevini, senin de senin hepinize koyun. Hepimizin şahsına karıştırın. Karıştır, karıştır, karıştır. Bu olan büyük kazanda hepimizin şahs-ı manevisinin karışımıyla da şahs-ı manevi oluyor nurculuğun. O şahs-ı manevi fikirden çıktığı için akıllıdır. Kalpten çıktığı için kalplidir. Ruhtan çıktığı için hislidir. Ruhtan çıktığı için ruhludur. Eylemden çıktığı için canlı ve hayatlıdır. Ve o şahs-ı manevi bütün nurcuların dimağından, kalbinden, ruhundan ve eyleminden çıkanın bütünlüğü mahluktur, vücudu haricisi vardır,
akıllıdır, şuurludur, hislidir ve hayatlıdır. O ne yapar kişiyi? Sana bir fikir verir. Kalbinde de bir meyil takır takır yapar. Abi ben yaptım. Neyi yaptı? Haberin yok. Birisi düğmeye bastı. Uşas manevi şöyle idare ediyor nurcuları. Bir fikir veriyor, bir de kalbine feyliyor. Abi yapmam lazım. Niye? Hayır, nereden geldi? Ya abi, ben düşündüm. Hayır. O bizi idare ediyor. Ha, laikalara uymak bu külli bir akla, külli ruha, külli hayata, külli şuura girme vesilesidir. Onun için anlattım. Laikalar uymadın mı kendi başındasın. Yürü bakalım. Çek babam çek. Hayatı çek bakalım nasıl çekeceksin. Yani Risale-i Nur mesleğine dahil olmanın yolu, kuralı, laikaları bilmek. Laikaları bilmek etmiyor. Bak ne diyor? Bir sene bu risaleleri anlayarak ve kabul ederek, anlayarak demiyorsun. Anlayarak kabul edecek, eylemsel kabul. O zaman assın mudakik bir alimi olur, yaşarsa. Kardeşim laikalar yoksa sen kafana göre yaşarsın. O da kafana göre. Böyle bir şey olur mu? Laikalar yoksa unutmayın ya ne olur. Aklınız gibi, adınız gibi koyun. Laikalar yoksa bir yerde kişi hakimiyeti var. Laikalar okunmuyor veya değerlendirilmiyorsa, değer verilmiyorsa Allah aşkına uzaklaş oradan. Çünkü ervah habise musallat olacak sana. Çünkü korunaksızsın. Zırhın yok, nuskan yok. Nuskayı bunu kastediyorum yani. Korunan yok, şahs-ı maneviye girememişsin. Ha sebap cihetiyle girdin, tesbihat yaparak. Ama o sebap cihetiyle dimağındaki vehimleri kim kontrol edecek? Nasıl yapacaksın? Sen sana nasıl kafi gelirsin? Laikalar uyacaksın. Ama sen bilirsin tabii. Benim vazifem bunları anlatmak. Allah bana şunu soracak. Sana sormadan. Hasan onları dedin mi? Evet ya Rabbi. Sonra sana diyecek ki denilmedi mi? Yani şeriattaki hükmünü söylüyorum. Ben nurculuktakini kullandım. Şeriatta hüküm şudur. Alime sorulmadıkça avam hesaba çekilmeyecektir. Şey, Kavaydi Külliye'de söylüyor. Ne demek o? Alime denilecek. Sen sana verilen bu nimeti, bu ilim, bu şöhreti, bu makamı, etrafında insanları topladın, bilgi de verdim. Ey irfan alim, İslam alimi, buyur ya Rabbel alemin. Dedin mi bunları? Dedim ya Rabbi. Faruk, duymadın mı sen? Denilmedi mi sana? Niye uymadın? Denilmeyecek sana, ona sorulmadıkça. Bunu deme makamında olanlar düşünsün. Laikaları öne çıkarmayanlara duyurulur. Aynı kanun, şeriattaki kanun bunu uygular. Niye bunları ikide bir kaşıyorsun diyorlar. Veya hatırınıza gelirse, vazifem olduğu için, Allah'tan korktuğum için, beni hesaba çekecekleri için söylüyorum bunları. Yoksa umurumda değil ha. Ama beni hesaba çekecekler. Sen niye demedin? O masayı verdik sana. O muhabbeti de verdik. O insanlar sana muhabbeti verdiler. Alakayı verdiler. Sana güvendiler. Güvendirttim. Herkes güvenmez bize. Kimisi söver bunu. Küfür eder bunu duyunca. Kimisi de över. O onun işi. Ama övenler, dua edenlere söylüyor. Niye? Çünkü bana sorulacak. Bunu dedin. Dedin mi demedin. Bak okuyayım. Şeytan bile kuralsız doğrulardan yol bulup girebiliyorsa ya kuralsız, ölçüsüz, kaydesiz yaşarsan hali ne olur? Kurala, laikalara uymak tevilsiz Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine girmeye vesile oluyor. Şahs-ı manevi de canlı ve ruhlu olduğundan seni korur, kollar, bırakmaz seni düşmanlara. Şahs-ı manevi de seni korur, kollar, bırakmaz seni düşmanlara, teslim etmez. Çünkü Allah'ın böyle bir kanunu var. Sana sığınanları eman ver ve koru. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında var, biliyorsunuz değil mi?
o iki tane meleği Allah, bir tane şahin, bir tanesi serçe olarak geliyor. Serçe diyor ki ya Süleyman, beni koru. Şey Musa dedim değil mi? Yanlış. Süleyman. Ondan sonra geliyor serçe. Ondan sonra diyor ki beni Allah için koru diyor. Himayene al. Aldım dedi. Biraz sonra şahin geliyor, kumayan kovalıyormuş. Diyor ki o benim rızkımdır, bana ver dedi. Ona rızkına mı mani olayım? Emanete ihanet mi edeyim? Allah adına sığınmış. Allah adına sığınmış. Ötekisi de rızkıymış. Benim rızkımdır diyor, rızkıma mani olma diyor. Ama emredilmiş, ahde vefa göster dedi. Sözünde dur dedi Allah daha önce şeriatına. Bakayım Süleyman duruyor mu durmuyor mu? Allah böyle imtihan ediyor işte. Ondan sonra, ulan aşağı baksan sakal, yukarıya baksan büyük demiş ya. Ulan versen bir türlü, vermesin iki türlü. Allah adına sığınmış ve söz vermişsin. Ahde vefa etmişsin. Tamam seni koruyacağım demişsin. Tamam. Sonradan geliyor arkasındaki, onu bana ver, o benim rızkımdır dedi. Ne yaparsın? Ne yaptı sizce? Ahde vefa etmişsin, korumuştur. Ahde he? Korumuştur. Korumuştur. Ama nasıl çare bulmuş? Kesmiştir, cennet yollamıştır, onu indirmiştir. Bu diyor ki bak, serçeyi kesmiştir, madem onu parçalamadan kesin vermiştir, cennet yollamıştır, vermiştir. Bu böyle diyor. Siz diyorsunuz korudu. Kesmemiştir. Peki ne yapmıştır? Çare ne bulmuş? Peki çekmiş bıçağını. Kendi butunu kesiyor. Etini. Çünkü bunun rızkını da bırakmamam gerekiyor. Rızıksız. Madem bunun rızkıdır, hakikaten rızkıymış. Ama bunu da vefa. Söz vermişim. Ahde vefa etmişim. Bizim limanımıza girenleri asla fırtınaya teslim etmeyiz. Kim olursa olsun. Girdi bitti. Bunu doğudaki Kürtler yapıyor. Çok acayip. Çok acayip. Var ya. Mesela çocuğunu öldürmüş. Kan davası var ama bir vesileyle nasıl olmuşsa evinin kapısına görmeden bir vesile girmiş içeriye. Girdi mi içeriye? Oğlunu öldürdü değil mi o adam? Kesinlikle evde sana hiçbir şey yapmaz. Misafire ne gerekiyorsa her türlü muamele yapar. Çıktıktan sonra gene düşmanız. Haçta yapmış onu. Ya Rab, senin evine geldim. Haso, Memo'nun çocuğunu öldürse ama bir vesileyle evine girse, Memo kendisine yakışanı, düşmanlığını bırakır, Haso'ya gereken muameleyi yapar. Çünkü senin emrin ya Rabbi, senin evine geleni böyle yapmamızı söyledin. Düşmanlığı, kan davasını kaldırırım. Ama dışarıda gene düşmanımdır. Ben de senin evine geldim bir vesileyle. Amin. Sen bilirsin. Bir vesileyle girmiş mi içeriye? Tamam. Şimdi çekmiş bıçağını, tam etini keserken Allah hemen melekleri canlandırıyor. Kuş ve Şahin Allah'ın iki meleğiymiş. Dur ya Süleyman. Durdu. Baktık biz Allah'ın iki meleğiyiz. Senin ahde vefan var mı yok mu denemek için geldik. Bırak ya Süleyman. Ahde vefanı gösterdin ya Süleyman. Ve ağlıyor tabii. Tamam. Yani ahde vefa. Allah Resulü için söylüyor Ayşe-i Sıdıka radıyallahu anha. Hiçbir gün yoktur ki Hatice'yi sitayişkarana anmamış olsun. Bir gün ben ona dedim ki diyor, kız olarak tek bir hanım ben seninim. Değerleri yaşlı bilmem ne korumak için almışsın. Ben ilimde, zekavette, devamlı senin şeyinde ve hanımlık noktasında genç benim. Ben sana kafi gelmiyor muyum? Hatice'yi unutturamıyor muyum ki her gün Hatice'yi sayıklayıp duruyorsun? Ben seni unutturamıyor muyum onu diyor. Allah Resulü bir mana kafamda kaldı kadar diyor ki, herkes beni terk ederken o beni bırakmadı. Herkes benden kaçarken o her şeyini bana verdi. Herkes beni reddedip inkar ederken o bana iman etti. Herkes canını kurtarayım derken o canını bana verdi. Kurban olayım sana ya Resulallah. Gerçi Allah istemiyor kurban olmanı ama dayanamıyorum yani. Hiçbir gün yoktur ki Ayşe-i Sıdıka radıyallahu anh'a söylüyor, Hatice'den sitayişkarını bahsetmemiş olsun. Vefa ya. Peki sizi bir yere taşıyacağım bundan.
Bu vefayı, edebeni, Rabbi faasını tedibi. Bunu kim öğretti? Değil mi? Allah'ın ahlakı değil mi? Hulukul Kur'an. Bu ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Peki Allah'ın ahlakı nasıl olduğunu nereden göreceğiz? Resulullah'tan. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle bir ahde vefa ederse Allah'ta hadi yok mu bu vefa? O öğretti bize, Allah öğretti vefalı olun diye. Biz de Allah'ımıza vefalı olacağız. Ona sığınacağız. Asla o bizi şahinlere teslim etmez. Zebani cehennemlerine etmez. Ne kadar şey dayasın, Süleyman'a sığındı. Ne yaptın, nereden kaçıyorsun demedi. Sığındım dedi. Beni koru dedi. Süleyman bir dakika dur. Bey serçe, ki nereyi batırdın? Hangi tarlayı zarar verdin? Hangi yavruyu parçaladın? Bilmem ne yaptın? Dur bir dakika, ondan sonra seni içeri alacağım demedi. Ya Süleyman, beni koru. Ben sana sığınıyorum. Gel dedi. Ya Rabbi, biz de Süleyman'ın serçesi hürmetine sana sığınıyoruz. Amin. Gerisi sana ait. Çünkü vefa sahibi sensin. Bize vefa edeceğini söz verdi. Sığın Allah'a, gir ona, o seni koruyacaktır. Kanun bu. Düşmüş günahın olursa, kibar, psikoloji bozukluğa değil de, Ya Rabbi, Süleyman'ın serçesi gibi. Ben de sana sığınıyorum, bir vesile buldum. Girdiğini nereden biliyorsun? Süleyman'a girdi kuş. Senin girdiğini nereden biliyorum? Eğer girmeseydin sen bu eli kaldıramazdın ve diyemezdin Allah'a. Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına vermez. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ve Hazreti Ali'den de geliyor. Allah affetmek istemediği kişiye o duayı yaptırmaz. Kabul etmeyeceğim duayı diyor kulumun ağzına vermem diyor Allah. Evet. Ya Rabbi o Süleyman'a girdi. E benim girdiğime delil nedir? Dua edebilmemdir. Vermek istemese de istemek. Vermezdi. Ya Rabbi elimi kaldırtmışsan istetmeseydin isteyemezdim. Beni affetmek istemeseydin ben af dileyemezdim. Süleyman'ın kuşunu nasıl ahde vefa misal gösterdin? Allah'ım şu duamı da ben ahde vefa adına senin rahmetine iltica ediyorum. Amin. Bak karışma gerisine. Ya olur mu bu kadar basit? La kardeşim insan gibi düşünme Allah'a ya. İnsan biri bir, iki, iki. Verirsen alırsın insana. Bir verdin bir alırsın. Allah'a bir verirsin bin alırsın. Hiç vermezsin bin kere alırsın. Nasıl oluyor? Allah kardeşim. Sana ne? İter ki samimi ol. Böyle yaparken, Ya Rabbi, bu arada fitne fesatlık da var, acaba olacak mı ya falan. Yani Allah'ım, beni affet Ya Rabbi, böyle dua ediyorsun. Allah'ım beni Süleyman'ın kuşu gibi falan. La kardeşim biraz samimi ol ya, ne yaptığını, ne dediğini bir de yani. Mesela bak bir tanesi söyleyeyim, kitapta yazıyor. Elini koydum böyle, dua ediyorsun. Ya Rabbi, yani diyorsun bu, elini koyarak. Söylediklerim var ya, o kadar samimi değilim. Vermesen de olur, el aşağıda. Veya, Ya Rabbi dediklerim doğru ama o benim için o kadar da mühim değil. Ya Rabbi ver onu. Yani halet elde gözüküyor. Ver ha. Mesela düşün. Kimisi böyle yapmış. Kimisi. Yani aynı. Şunu ne demek istiyor? Ya Rabbi dediklerim doğru ama benim için o kadar istediklerim o kadar mühim değil. İkincisi. İkincisini yapıyorum. Ezberledim ya kafamda klişe ne dediğimi ancak şöyle bir söyleyebilirim. Daha önce çok dediğim için. Ya Rab dediklerim mühim ama versen de iyi olur yani. O kadar da mühim değil ama versen iyi olur. Ciddi. Ya Rab el alemin onu istiyor. Ya Rab söylediklerim benim için çok önemli. Sen de Allah'sın. Allah'lığın adına ver bunu bana. Sen birisi sana şey yapsa. Mehmet. Mehmet'im. İstiyorum, abim nasılsın, kardeşim iyi misin, onu bana verir misin? Bir böyle var. Mehmet, onu versen de olur da o vermesen de olmaz yani. Yani iyi, sen bilirsin. Ama hiç muhatap değilim, suratım dışarıda. Verir misin ona? Lan sahtekar, bir baksana lan. Tokalaşmak da öyle ha, cemaatle tokalaşırken.
Tokalaşır ki, he me İfa nasılsın? Lan tokalaştığın yere yüzün dönsün ya. Hocaya cumadan sonra tokalaşıyorlar ya, ben de tokalaşıyorum, beni de tokalaşıyorlar. Ben mihraptayken kesinlikle birisini bitirmeden ona elimi vermem. He kardeş ama bu adam geçiyor. Hayır. Bir tanesini tokalaştım. Cuma'dan biz de tokalaşıyoruz. Ben onunla tokalaşırken bana bakıyor. Benle tokalaşırken bir başkası var. Hocam bir dakika dedim herkes. Kimle tokalaşıyorsan ona teveccüh et. Ama sırayı olsun tokalaşma. Peygamberimize çağırdıkları zaman ya Muhammed, ey Muhammed dedikleri zaman aleyhissalatü vesselam. Arkadan veya sağdan söyle ne oldu demezmiş. İlle yüzünü göğsünü çevirirmiş. Buyurun dermiş. Peki bunlar laikalardaki edeptir. Laikalar. Son şeyimiz okusun laikalar hakkında. Laikalarda tevil yoktur olamaz. Mesela imani mevzularda mana mertebesi vardır. Nihayetsiz 70 bin. Yani bir kelimede imani mevzularda bu çiçekte esma cihetiyle bakarsın, sıfat cihetiyle bakarsın, şuunat cihetiyle bakarsın, akıl cihetiyle bakarsın, kalp cihetiyle bakarsın. Laikalarda tevil yoktur, mana mertebesi yoktur. Ne diyorsa sarihtir odur. Mesela siyasete girmeyiniz. Giriniz anlaşılamaz. Yani nettir. Laikalar emirdir. Mesela Kur'an'daki gibi. وَاَقِّمُ سَلَوَاتُ زَكَانِ Zekatı verin, namazı kılın. Yani öyle demiş ama, namazı kılın demiş ama kılmamak da var. Kılın emrinin içerisine kılmamak var mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olmayın, karşısında olun. İki emir daha 206. sayfada bu esari emirin yanında da olun olabilir diye mana olur mu? O zaman hakkımı salavatü zeka. Zekatı verin diyor ama vermeyin de anlaşılıyor. Kur'an'da anlaşılıyor mu bir şey? Onun için laikalarda mana mertebesi yoktur. Sarihtir, emirdir. Bu yapın değilse, ya yapın diyor mana ama bir manası yapmayın, yani yapmasan da olur, anlaşılır diye böyle bir şey yoktur. Çünkü muhkemattır, zaruriyattır, muselemattır, esasattır. Dört. Muhkemattır, esasattır, zaruriyattır ve musellemattır. Kimisi itikattır, kimisi İslamiyettir, kimisi Risale'nin temelidir, kimisi de senin yapman gereken mecburi dusturlardır, kaidelerdir. Dört tanesi. Bir tanesi itikattır, bir tanesi İslamiyettir, bir tanesi Risale'ndeki emirdir. Olmazsa olmaz, bir tanesi de senin iştirak amaliye, uhreviye girmene şarttır. Mesela esasattır, ihlas kaideleri. Esasattır. Öyle diyor. Bu esastır diyor. Dört tane dustur var orada. Bu esastır. Laikalarda tevil yoktur, olamaz. Çünkü emir ve nehilerden müteşekkildir. İmani ve ilmi mevzularda mana mertebeleri olduğundan manalar farklı farklı anlaşılır. Bir abi 16. sözü farklı yapar. Başka abi başka yapabilir. Başka abi bir başka şekilde yapabilir. Çünkü mana mertebesi nihayetsizdir. Kimisi huvel evvelu vel ahiru vel zahir vel batın. Evvel ismiyle izah eder, ahir ismiyle izah eder, zahir ismiyle izah eder, batın ismiyle izah eder. O mevzuyu. Kendi alemine yaptığı tesire göre ders yapar. Laikalarda bu yok. Evvel ahir isme göre değil. Ne diyorsa öyledir. Nettir. Kişilere göre manası değişmez demektir laikalar. Bir de okuyayım çünkü emir ve nehilerde müteşekkildir. İmani ve ilmi mevzulardan mana mertebeleri olduğundan manalar farklı farklı anlaşılır. Fakat laikalar nas, muhkemat, esasat ve zaruriyat olduklarından farklı farklı anlaşılamazlar. Emrolunduğun gibi olursan istikamet olursun ki Allah Celle Celaluhu kayırır, korur ve kollar seni. Eğer Risale-i Nur'un laikalarına yapamasan bile kabul edeceksin. Doğru budur. Yapamıyor. En düşük seviye şudur. Kabul edip yapamıyorum diyeceksin.
Bu sefer laikalar seni kollar, korur, kayırır, muhafaza eder. Yapmıyorum abi. Yapmıyorsa koyurma, korumaz, kayırmaz, muhafaza etmez, içine almaz seni. Değil mi misal? Yapamıyorum dediniz ya abi, yapmıyorum yani. Ha yapmıyorum dese, yok yapamayanlar var mesela. Diyelim ki yapamıyor adam. Ama şöyle diyor, hakikaten yapamıyorum. Ama vallahi Harun dediğin doğru ha. Doğru odur arkadaşlar ama ben yapamıyorum. Ha aferin bu. Aferin buna. Çünkü Risale'de söylüyorum bu cümleyi. Neden? Ahkamı yapmasa da, yapamasa demiyor. Ahkamı yapmasa da, ahkamı hak bilmektir. Mektubatımı getirir misin şey? Ahkamı yapmasa da, bak ahkamı yapmasa da, ahkamı hak bilmek gerektir. Nerede geçiyor hatırlayan var mı? Olmaz. Mektubatta da ahkamı hak bilse de ahkamı yapamasa da demiyor. Sakın ha yapamıyorum. Laikalar yapamayacak şey değildir. Ver abi. Çünkü umumu hukuktur. Laikalar, dusturlar, şahs-ı manevi yapamasa diye geçmez. Yapamasa olmaz. Yapmasa. Bak göstereyim size. Yapamayacağı bir şey emretmiş gibi oluyor. Evet, o zaman Allah emretmiş gibi oluyor. 453. Okuyorum. Belki ben yanlış naklettim. Onun için açıyorum. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Yeri gösteriyorum. Ahkamı yapmasa da virgül ahkamı hak bilmek gerektir. Atıflarını söylüyorum, açılımlarını. Daha geniş izah istiyorsan. Kastamonu 195, Lemalar 56, Barla 53, Mektubat 453. Peki. Şurayı da okuyorum, kesiyorum. İçsel alemine gir. Enfusi tefekkür. Çünkü 29. sözde iki türlü delil var diyor. Afaki ve enfusi. Afaki ve enfusi. Mesnevi Nuriye'de demir var. Afaki tefekkür ederken icmali geç. Enfusi tefekkürü inceden inceye, derinden dendiğe tetkikat yap. Hakikat yolu budur. Sayfa kaç Mesnevi? 147. İçsel alemine gir, bak bakalım hislerin, duyguların ve latifelerin ne kadar birbirine girift ve şekilsiz ve muayyenleşmiş dünya var. Kime, hangi manaya nasıl libas ve elbise giydireceksin? Ben içeriye giriyoruz. Gir içeriye, bak bakalım hislerine bak. İyi, bakıyor musunuz bana? Hislerine bak, fikirlerine bak, duygularına bak. Meyillerine bak, arzularına bak, isteklerine bak, sıkıntılarına bak, huzuruna bak. Bir huzurlusun, coşuyorsun, bulutun üstündesin, bir yaksın, yerin dibindesin. Bak bakalım birbirine ne kadar oynak, ne kadar kaypak yani. Birbirine nasıl çak 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 geçiyor bak şimdi. Nasıl birbirine geçiyor? Siz de görürsünüz, burada tevazu yapmayacağım. İçeriye baktığım zaman o kadar kaypak, o kadar esnek, o kadar çabuk ve ucuz birbirine geçiyor ki aklım durur. Çok iyiydim, çok huzurluyum, çok mutluyum şu andaki gibi. Biraz sonra öleceğim, kalbim sıkıştı. Lan nasıl oluyor, pat pat nasıl geçişti? O kadar acayip, ona göre dinleyin burayı bak. Ne kadar birbirine girift. Çünkü fikirlerin, hislerin, duyguların, meyillerin, davan, hayattaki gayen, yerdeki duruşun, ayak üzeri duruşun şekilsiz, sabitleşmemiş, şekilleşmemiş. Ölçüsüz iyisin, ölçüsüz kötüsün. Ölçüyle olsan hep haman haman çoğunlukla iyi olacaksın. Ölçüler oturmamış. Onun için ikide bir geçişler oluyor. Bak diyor ki, girift ve şekilsiz ve muayenleşmemiş. Muayenleşmemiş, donmamış su. Bak bunu istediğin gibi bak. Oynar. Koy buza, buzda. Donar. Daha değiştirebilir misiniz?
Kalıplaşmamış. Mayenleşmemiş demek. Ne kadar dünyalar var, bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Kime hangi manayı nasıl libas giydireceksin? Kendimi kötü hissediyorum. Ona kim bu? Kim? Abi kendimi çok kötü hissediyorum. Hangi iyi tarafında anladın kötü olduğunu? Bak bir tarafın iyi. Abi ben çok rezilim. Hakikaten mi ya? Evet abi ben çok. Aferin lan sana. Niye yani aferin? Kötü tarafını anlayan iyi tarafına mübarek olsun. Tamam mı? Ne kadar, burada diyor ki ulan manyak mı ya bu? Öyle diyorlar bana. Kime hangi manayı nasıl libas, elbise giydireceksin? Bak, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir sürü oynak yerlerim var, tamam mı? Hangisini elbise giydireceğim onu? Ben oyum diyeceğim. Niye ben o elbiseyi giyiyorsun? Kar dolabına gidince dolaba bakıyorsun, o hangisini giyeyim? Eğer hanımın varsa hangisini giyeyim diye şansın yoktur. Neyi veriyorsa onu giyeceksin. Tamam mı? Kuralsız böyle. Ama eğer benim gibiysen, hanımın yoksan, istediğimi alırım. Yani böyle bak, böyle hayal. Zaten libas hiç görmemiş olsaydın, nereden hatırına gelecekti? Yani, kötüyüm, öğrenilmiş bir şeydir. Doğuştan çocuk veya deli, hayvan, kötüyüm, kötü olma hissi olmadığından kötüyüm diyemez der. Sonra biz giymişiz. Hiçbir çocuk kötüyüm olmaz ki bunu şeyini kötü hissetmez kendisini. Böyle bir şey öğrenilmemiş. Öğrenilmiş bir şey bunlar. Ha o zaman diyeceksin ki ona kötü hissediyorum. Meğer gömlekmiş ya. Bunu çıkartırım kardeşim, değiştiririm gömleği. Başka şey giyerim. Çok iyi biliyorum ki falan yere gidersen, falan şeyi okursan nasıl giyeceğim gömleği? Mektubat açarım. Kötü mü hissettim kendimi? Aç lan. Aç, namertim ben yalan söylüyorsam. Aç burayı. Efendim, ne çıktı? Velilay meselel âlâ. Halik-i Hakim ve Rahim ve Vedud, muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Her bir vücudu fani, çok baki vücutlara çekirdekler yapar. Makasid-i Rabbaniyesine medar eder. Şunat-ı Subhaniyesine mazar kılar. Yani aynı darlık. Senin bak, çıktı o çıktı. İkide bir değişken olmanın aynasını sev. Oku bak nasıl düzeliyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Kardeşim bu Risale-i Nur değildir. Bu Risale-i Nur'un külliyatındandır. Zaten öyle yazıyor. Risale-i külliyatındandır. Risale-i Nur canlı, ruhlu, akıllıdır. O insan değil. O burada ifadelenmiş. Risale-i Nur külliyatından. Kitaplıdaki kitap musaftır. Kur'an'ın rafla, musafa dönüşmüş hali. Kütüphanemize dönüşmüş hali Kur'an'ın musaftır. Kur'an ise mahluk değil. Bu musaftır. Aynı kanun. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur külliyatı değildir. Risale-i Nur külliyatı nedir senin? Kim okuyorsa sende uyanandır Risale-i Nur külliyatı senin. Raftaki Risale-i Nur külliyatındandır. Seslendir, külliyat ortaya çıksın. Külliyatından külliyat olsun. Bir oku da ne olur bir dene ya. İlaç vermiyorum sana. Yan tesiri yok. Eğer hakikaten geçmezse arkasına gıybeti, üstüne de bedduayı koy, olan lan kandırdın lan beni. Okudum düzelmedi. Okuyacaksın. Abi düzeldim gene kötü oldum. Yemek yedin gene acıkacaksın da kardeşim ya. Kanun-i ilahi yani. Bir kere düzeldim ve böyle devam eder mi? Bir kere doydum. Niye yiyorsun hala? Tanımlamayınca öyle sıkıntı oluyor değil mi abi? Tabii. Bu çocuk vardı ya abi. Küçük çocuk gölgesinden kaçıyor ya. Ha? Çocuk küçük. Kaç yaşında var? 2,5-3 yaşında değil mi hocam? Bir şey o kadar bile yok yani. Kız çocuğu güneş vurmuş gölgesinden kaçıyor. Kaçıyor. En son düşüyor, yığılıyor. O da yığılıyor. O da bakıyor Allah Allah. Ayağını kaldırıyor gene ayağının altında. Gölgesi. Kardeşim, bizim sıkıntılar gölge. Niye? Gölge ne demek biliyor musun? Nerede durduğunu sana gösteriyor. Gölge senin nerede durduğunu gösteriyor. Ve ne kadar mesafede. Eğer öğleyin durmuşsan boyun kadar. İkindiye doğru gidersen 1,5 katı kadar. 2,5 katı oldu mu ikindi vakti girdi demektir. En iyisi akşam geziyor. En iyisi akşam geziyor. En iyisi akşam. Ya bildin mi? Harika ya. Elbise değiştiririm kardeşim.
Sıkıldım, dershaneye giderim kardeş. Bir komiserin yaptığı gibi. 1985'te. 85-86. Zile basar, Fındıkzade'de. Açarım, alışmışım adama ama her gün değil. Hasan kardeş, selamünaleyküm. Rüştü abim. Ey millet, ne haber, nasılsınız? Kapıyı şey yaptı. Ondan sonra, iyiyiz falan. Mehmet abi nasılsın? Mehmet'ti. Sen, iyiyim elhamdülillah. Vatan yoktu o zaman Topkapı Emniyetinde. Komiser, ya böyle şey yapar, bir gün hususu konuşurken, abi ne yapıyorsun, elma armutu koydun. Hadi benden eyvallah, eve gidiyorum, bir uğrayayım dedim. Abi bir dakika. Sonra bir gün dedim, abi ne yapıyorsun ya, elma üzüm getirdim, bir kapıyı açtım, bir selam verdim, kelam gidiyor. Kardeş dedi, bunaldım dedi sabahtan akşama, elbise giydirdi bana dedi. Geliyorum böyle, ey millet ne haber, nasılsın? Bir haletim değişiyor, böyle eve gidiyorum. Eğer direkt eve gitsem, orayı kırıp dökeceğim dedi ya. Aynı psikoloji götüreceğim, otur kalk, ver ifadeyi, sen mi çaldın, fen mi yaptın? Ama burayı bir görüyorum dedi burayı. Abi bu kadarıyla oluyor mu? Sen anlamazsın dedi. La kapıdan girdi, ey millet ne haber falan. Bu kadar, ya acayip oluyormuş ya. Adam böyle inanmış. Elbise giyiyor yani. Meğer şeyden, kar dolabından elbise giyiyor adam. Ya kardeş, iyi olmak senin iki elinin arasına koy kafanı, oku ya. Zaten libas hiç görmemiş olsaydın nereden hatırına gelecekti? Yani sıkıntı denilen şey bilgidir. Hiç kötü düşünmemiş olsaydın, kötü hissedebilir misin kendini? Kötü diye his kendisi enerjidir, fikirdir. Kötü hissettiğiniz an o histir, fikirdir, enerjidir. O kendini kötü hissetmek hissin kendisidir. Hissin arkasında fikir vardır. Fikrin arkasında düşünmek vardır. Kaldır düşünceni, fikir yok olsun. Fikir yok olunca his de yok olur. Akıllı ol. Abi 18 bin alemin tesiri diyordunuz ya. Evet. Aynı işte. 18 bin alem bu insan donmuş et değil ki. 18 bin alem monta edilmiş. Kardeşim yakınca duman mı çok çıkıyor hadiselerde? Odunu koy güneşe. Odun kurusun, yanınca duman az çıksın. Duman da kasıt nefistir, olumsuzluktur. Anlaşılan dershaneye az geliyorsun. Odun kurumuyor, kurumayınca da odun yanınca dumanı çok çıkar tabii. Abi kötü bir durum var mesela, kötü bir olay var. Kendini kötü hissetmeden o olayı atlatma imkanı olabilir mi? Mesela bir de söyler misin? Mesela kötü bir olayla karşı. Ha şu mesela olumsuz, evine gittin baktın ki elini kesmiş çocuk. Olumsuz işinle evde. Hı. Kendini kötü hissetmeden onu atlatma olayı. Tabii seviyene göre değişiyor. Mesela Allah canibinden, kudretin azameti altından, kadir ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek, beşerin zalim eliyle arkasında kaderin hakimiyetini, kader var, bir kaderin bir hissesi var gibi, bu tür haletlerle olaya ilk muhatap olursa zaten o sana tesir edemez. Atlatırsın. Üstadım kaderin payı var. Tabii onu tahlil ediyorum. Bir, her bir olayda iki tane sebep var. Bir kader, bir de sebep. Kader hakimdir. Tamam? Kader hakimdir. Bir, kaderin hissesi var. İki, nefsin hissesi var. Üç, kaderin hakimiyeti var. İki, o zatın, şeytanın hakimiyeti var. Üç, senin nefsinin şeyi var, onu tahrik etmesin. Az bir şey kalıyor zaten, dörtte bir, %25. Onu da affet diyor ya. Ortada bir suç varsa... Haklısın, hakikaten suç var. %25'i kadere ver. %25'i şeytanına ver o adama. O adam kandırmış. O adamı kandırmış şeytan. %25 de senin nefsin böyle onu tahrik etmiş veya hoşuna gitmiyor. %25 sen haklılığın var. Lan %25'i de bırak ya. Çünkü niye bırak diyor? Bırakmasan o olayı kendin çözmeye kalkarsan %75 sıkıntıya gireceksin. En iyisi hem sevaba dönüştür hem fedakar ol. Çaktırmadan... Fedakar ol. İşte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zamansız, mekansız, şekil ve süretsiz, mukayesesiz, nüminesiz, taklitsiz, muacilesiz, modelsiz, misalsız, ilk ve son şeklinde eşyayı, manayı yapacaksın ve ona uygun libas giydireceksin. Sen bunu iç alemindeki hislerine uygun libas giydirebilir misin veya
libası görmemiş olsaydın libas hatırına gelir miydi? Mesela Allah'ın, Allah bir şey yaratıyor şunu. Bak şuna bakın şimdi buna. Hocamız olsun bu. Fatır. Ne demek? Bunu Allah yaparken zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, örneksiz, ilk ve son yapan Allah demektir. Bizim bunu yapan Allah, aynen bu çiçek, bu çiçek farklı, bizde de alemde ya bu da, ama yaprak da farklı, bu da farklı. Bu yaprak da farklı, bu çiçek de farklı. Bunun kokusu farklı, bunun kokusu farklı. Bunun tadı farklı, bunun tadı şeyi de farklı. Bundaki kimya farklı, bundaki farklı. Ha, insanın içi de aynı ister böyledir. Tır 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 tır. Bak sana giydirmiş. Bu nasıl giydirmiş? Şimdi bu çiçek olmasın. Çiçek olsun, abi yaprak olmasın. Yaprak oldu, bak şuna bakın. Abi kurumuş hiç olmasın. Kurumuş demek sıkıntı demektir ya. Bu olmasa bunun güzelliği çıkmaz ki. Hiç yanlış yok, yanlış yok. Tamam mı? Eksik yok. Bunun güzelliği çıkar mı? Kurumuş yaprak yoksa bu nasıl anlaşılacak? Bak kardeşim. Aman aman. Tamam. Ha bizde de kurumuş yapraklar olacak ya. Sana giydirmiş Allah bu elbiseyi. Ama önemli olan Allah zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, modelsiz, ilk ve son nereden hatırına geldi böyle bir şeyi? Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu nasıl hatırına geldi tövbe? Hani tefekkür için söylüyor. Bu nasıl hatırına geldi ya böyle bir şey yapayım? Siyah topraktan. Bundan beklenir mi? İkisi de toprak ha. Saksı da aynı. Nasıl hatırına geldi? Tövbe yani. Nasıl ilk ve son? Her sene arabanın modeli değişiyor ama bunun modeli değişmiyor. Ya nasıl bir şey yapmış ya? Her saatte bakınca da acayip oluyorum. Garibime gidiyor yani. Nereden hatırına geldi ya Rabbi? Ve her sene de aynı model ve hiç insan demez. Ulan bir de değişseydi ya. Bu değişseydi de bir farklı olsa şimdi. Hayır böyle ister. İşte ne demek bu? Fatır bu demek. Mekansız, zamansız, maddesiz, mukayesesiz. Nüminesiz, modelsiz, misalsız, muacelesiz. İlk ve son yapan ve modeli değişmeyen. Her zaman son model olan. Karpuz alıyorduk. Şurada bir tane var ya. Karpuz alıyordum. Adama dedim selam. Aleyküm selam. Kardeş dedim 2015 karpuzundan bir tane versene dedim. Alanlar da var tamam mı karpuzlar? Şimdi alanlar da diğeri de duruyor. Karpuzcu anlamadım dedi. Dedim ki 2015 model karpuzundan bir tane istiyorum. Ortada orta olsun dedim. Orta bitti. Durdu. Adam da şimdi oyalanıyor. Arabaya binmiyor. Dedi ya bir dakika benim de kafamı karıştırdın ya. Bu karpuzun dedi modeli mi olur dedi ya. Ne bileyim senin bindiğin arabanın modeli var dedim. Karpuzun niye modeli olmasın? Ulan arabaya bakıyor, karpuza bakıyor. Dedim ki ya geçen sene böyle miydi? Böyleydi. Niye dikdörtgen değil? Üçgen yapalım bunu. Küre olsa. Dedim nasıl olmasını isterdin? Rengini değiştirelim bunu. Bu sene farklı olsun. Dedim değiştirir misin dedim rengini ben de merak ediyorum. Pembe yapalım mı dedim böyle. Sarı olsun. Yok kalsın dedi öyle dursun. Hiç. Ondan sonra dedi bir dakika sen ne iş yapıyorsun dedi. Dedim ki tahmin ettiğin işi yapıyorum dedi. Ya iyice acayip oldum dedi ya. Dedi ya bana ne iş yapıyorsun dedi. Tahmin ettiğin işi yapıyorum dedim. Sen ne hemen ondan sonra tanıştık adamla orada. Adam da dedi ki bir dakika dedi ya 2015 model nasıl model oluyor? Dedim ki arabanın modeli değişiyor. Karpuzun niye modeli değişmiyor? Her sene son model bu. Onlar da bir bahane oldu. Kartı verdik. Risale'ni de anlattık. Oradan anlattığımı söyledim. Hadi benden eyvallah. Akşam akşam ekmek paramız çıktı ya. Şunu okuyayım bitireyim son cümlem. Zinet. Ha yok. O devam ediyor son şeyim. Aynı konu değiştirmiyoruz. Yani o manaya nasıl şekil verecektin? Allah bu mana ifade ediyor. Bu manayı dondurmuş libas olmuş. Hisler de donmuş manadır. Bak, Allah manayı dondurmuş, Allah manayı dondurmuş, Allah manayı dondurmuş, manayı dondurmuş, libas olmuş. Hisler de donmuş manadır. Manayı yapmak ayrı bir ilim. Allah şimdi hisleri yapacak. Düşünebiliyor musun? Bak, bende ya bir endişe var. Güvensizlik var, bir korku var, panik var. Bu his midir? Histir. Bunu nasıl yapmış Allah ya? Bunu yapmak düşün hele. Bu korku. Korku bir his değil mi Mehmet? He? Kafa. Evet.
Korku bir histir. Lan bu korku hissini nasıl yaptı yani? Geldi bana monta etti ya. Bunu böyle bir düşün bakalım. Ulan bu korku nasıl bir şeymiş ya? Dünyamı zehir ediyor veya acayip bir şey yapıyor. Veya beni bir yere taşıyor. Zehir etmek için değil, meğer basamakmış. Şimdi onu boş ver. Korku hissini yapmak, onu icat etmek. Nasıl yapmış Allah? He? Bu ete nasıl monta etmiş? Allah usta değil mi? Adam ve zıttıyla birlikte. He. Muhakkak tedbiri de var yani. Evet. Huzur da var, korku da var. Korku var, cesaret var. İman var, küfür var. Korku falan gibi değil mi abi? Ya ne dersen işte bak. Ama önemli olan onu nasıl yapmış? Tövbe. Nasıl hatırına gelmiş? Ona korku denen bir latifeyi yapayım, hissi yapayım. Koy boyumu montaya. He? Nasıl Allah'ın hatırına gelmiş ya? Korku yapayım. He? Gözükmüyor, mekanı yok. Hissin mekanı yok. Şekli yok, tipi yok, kilosu yok, hacmi yok. Gözükmez. Bir Allah'ın kulu da korkuyu kim görmüş ya? Görmediğim inanmam da demez. Ama yaşar. Kilosu yok, tipi yok. Dünyamı zehir ediyor veya beni başka bir yere taşıyor. Veya beni günahlardan koruyor. Cehennem korkusu başkasına zulmetmekten, hakkına tecavüz etmekten beni koruyor. Yani eğer korkuyu böyle kullanırsan seni cehennemden korur. Böyle kullanırsan dünyanı cehennem yapar. Ama bunu nasıl yaptın? Nereden hatırına geldin? Nasıl malzeme kullandın? Bu hissi neyle yaptın? Fasulyemadan mı, domatesten mi? Dünyalık mıdır bu? Ama bu mekşide gözüküyor. Bedende gözüküyor. Bedende gözükürken beden değil. Buradayken buralı değil. Burada icraat yaparken başka yeri hesabına yapıyor. Burada iş yaparken başka memleket adına hareket ediyor. Korku alemi de mi var acaba? He? Korku alemi de mi var? Korku alemi de var. Bak neler. Yani Allah'ın ustalığına bak yani. Allah korkuyu maddesiz, mekansız, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, mukayese etmemiş. Nümune yok, model yok, misal yok, muacele yok. Eli ayağıyla yapmamış. Çakıp kesmemiş muacele. Eli ayağı kullanmamış Allah. Ondan sonra bunu yaptın. Nereden hatırına geldi bilemem. Nasıl yaptın da bilemem. Bu burayı nasıl monta ettin? Ekranda gözüküyor. Ekranda gözüküyor. Allahu ekber. Allahu ekber yani. Tamam. Allah hakikaten usta değil mi? Bu sefer sevmiyor musun Allah'ı? Ne kadar kaliteli bir Allah'ım var. Tövbe estağfurullah. Ayağım affet beni. Bizim muhtar öyle diyor. Elirim Allah'ıma, elirim. Elirim Allah'ıma. Elirim. Allah'ım. Allah'ıma ölürüm diyor değil mi? Ne diyor, ne diyor bir de senin? Elirim Allah'ıma, elirim. Bizim şey öyle tabii. Hak veriyorum. Onun o andaki imanın hatırına hepimiz Allah affetsin. Amin. Bak. Avam öyle ifade edebilir. Allah'ıma ölürüm diyor. Allah hakikaten Allah ya. Bir de böyle düşününce insan güven duyuyor. Her şeye gücü yeter bir Rabbim diyor. Böyle bir Allah'ım var. Sıkıntı varmış. Çakmışım sıkıntı sıra. Cehennem varmış. Koy kenara. Şey, Niyazi Mısri demiş değil mi? Onu söylesene o cümleyi. Cehennemle, cennet ümidiyle şeyi kaybettik diyor. Nasıldı? Dünyayı ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz diyor abi. Bak, dünya ve ukbayı tamir etmeyle meşgul değiliz. Onları geçtik diyor. Hani her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizidir. Her taraftan yıkılmış, viran olan anlar bizi. Ne cümle ya Rabbi. Arkadaşlar, kelam, cümle, ruhsal ruhu anlatıyor, tanımlıyor dışarıya. Dünya ve ukbayı tamir etmekte ne diyor? Tamir? Tamir eylemekten geçmişiz diyor. Bak, tamir etmekten geçmişiz. Hani cenneti, cehennemi, böyle bir şeyimiz yok artık. Geçmişiz. Peki kim, bu sözünü kim anlar? Ancak Sultan Allah. Sultan olan anlar. Hayır, altına ne diyor ikincisi? Viran olan. Viran olan. Yani evi mevi benim gibi yıkılmış virane olan ancak beni anlar. Hiç ender hiç olmuş. Evet. Peki. Ne dedik? Bazen düşünüyorum ki bana dese ki Allah. Son cümle. Bazen düşünüyorum ha bunu ki yazmışım. Bana dese ki Cenab-ı Hak. Ey Hasan. Sen ruhuna uygun alemi misalden bir suret giy. Bana ruhuma dese, daha ben yaratılmamışsın. Allah ruhuma dese ki, ey Hasan
Buyur ya Rabbi. Alemi misala gir. Girdim ya Rabbi. Bir tane insan modeli seç. Tipin olsun senin. Modelin olsun. Kilon, boyun, tipini seç. Duygularını da seç. Duyguların, hislerin, fikirlerin ama bir de tip seç. Dese. Giy onu. Hangisini? Acaba hangi sureti niçin seçecektim? Acaba hangi sureti niçin seçecektim? Seçtim bir tane bunu. Geldim bu dünyaya. Ona aynaya bakıyorum. Ya keşke seçmeseydim ya. Nereden seçtim bunu ya? Ulan bu duygular, ulan başka duygu da vardı. Hani hep böyle şüphede kalmayacak mıydık? Nereden seçtim bu simayı? Nereden koydum ben duyguları? Başka duygular da vardı. Bir sürü şeyler vardı. Hep iyileri koyacaktım. Kötülüğü, o zaman kalacaktım melek gibi. Hiçbir tane ne iyilik ne kötülük koyacaktım. Olacaktım hayvan gibi. Hep kötülükleri asacaktım. Kardolabına olacaktım şeytan gibi. Hiçbir şeyle meşgul olmayacaktım, olacaktım taş gibi. Arkadaşlar hangi simayı, hangi duyguları, niçin neden kendine layık görecektin? Gördün, geldin buraya. Peki hep şüphelenmeyecek miydin? Keşke bu simayı giymeseydim. Keşke bu tipe girmeseydim. Keşke bu duygum olmasaydı. Vesveseden de kurtulamayacaktın. Ama Allah yapmasıyla şöyle diyoruz. Allah mı yaptı bu simayı? Evet. Bu duygular o mu koydu? Allah fazla az yapar mı? Yapmaz. Demek ki Allah doğru yapmış. Doğru yapınca mükemmel bir güven oluyor. Tip demek ki var. Hiç kimse kendi tipinden ürkmüyor. Aman aman nereden gördüm demiyor ya. Acaba hangi sureti niçin seçecektim? Haydi seçtim. Acaba onu mu, şunu mu, ötekileri mi seçseydim daha iyi olmaz mıydı diye dünyada hep şüphede yaşamayacak mıydım? Bunu hanımına da düşün. Çocuğuna da düşün. Ya nereden seçtin bunu ya? Nereden denk geldi? Sen evli misin? Evet. Geçmiş mi? Geçmiş. Geçmiş kaderdir kardeşim. O senin oydu. Ama abi ben seçtim. Aklına fikir, kalbine bir mail. Abi ısındım. Elektriklendim. Kardeşim aklına fikir, kalbine his verdiler. Yaptırdılar sana bu işi. Biraz anla. Kaderinmiş. Geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Peki ne yapar bu seni bu söz? Of be dersin. Keşke. Ulan nereden görümceler geldi? Ulan nereden ben oraya gittim? Nereden ona tarif? Bir sürü keşkelerden kurtulmuş olmuyor musun? Bir sürü keşkelerden kurtulmuş oluyorsun. Ulan nereden tanıdım? Nereden bana söylediler? Nereden evlendim? Nereden seni kurtarıyor? Ha tamam. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Allah onaylamadan sen onaylayamazdın zaten. Peki burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tümasselevat.